Ya Aldığın biz sebebi. ilk yarıdan sonra tamamen istediğimiz her şeyin olduğu, tam planımızın tuttuğu, hazırlandığımız bir maçtı. İkinci devre biz de anlamadık neden böyle olduğunu. Ama tabii ki de bir sorumlusu varsa benim. Bunun sorumlusu benim. Ben arkadaşlarımızı tercih ediyorum. Ben oynatıyorum. O yüzden sorumlusu varsa benim. Biz de anlamadık neden böyle olduğunu. Ama tabii ki de bir sürü problem var. Bir sürü sıkıntı var. Bunları çözmeye çalışacağız. Söylemek istediğim çok şey var. Ben şunları bir susturun isterseniz de öyle konuşalım. Ben hiç kimseden bir şey istemedim. Tamam mı? Haftalardır konuşulan şey. Ben kimseden bir şey istemedim. Başkanımızın, yönetimimizin aldığı kararı elimi taşın altına koydum, geldim. Tamam mı? Bunu da sonuna kadar ne kadar istiniz? Yarın bana teşekkür edilirse ben teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her şeyimi vermeye çalışıyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş forması benim için çok değerli. Çok değerli. Galibiyetten daha değerli. 3 puandan da daha değerli. Benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerli Beşiktaş forması. Ben arkadaşlarıma veriyorsam elim titreyerek veriyorum bu formayı. Onlar bana kullanıp böyle geri vermemeli. Ya da verdiysem de anlasın da bilirim. Umurumda değil. Benim hayatım da umurumda değil. 3 puan da umurumda değil. Galibiyet de umurumda değil. Burada önemli olan, asıl olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Kullanamayanlara, saygısızlık yapanlara, terbiyesizlik yapandan tekrar alırım. Bu kadar. Bunu net söylüyorum. Benim hiçbir şey umurumda değil. Galibiyet de umurumda değil. Bugün itibariyle hele. Benim teknik direktörlük hayatım da umurumda değil. Ya ben teknik direktörlük yapmasam ne olur ya? Hiç futbolun içinde olmasam ne olur? Ama Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza ya da sonradan giren kardeşlerimize elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim ben. Beni tanıyorsunuz. Ben kabul etmeyeceğim bunu. Devrede sonu ne olursa olsun. Erik Bey'le değişikliği yapmıştınız. Ya bununla alakalı ne söylersiniz? Bu Erik Bey'le ile alakalı bir sıkıntı yaşandı devre arasında. Ben o yüzden de çıkarttım. Bu kadar. Bir sakatlık durumu. Sakatlık durumu yok. Tamamen yakışıksız bir hareketten dolayı Erik Bey'i oyundan aldım. Var mı daha net konuşalım? Daha var mı net sorunuz? Devrenin sonuna doğru Tayfun'un öyle bir tartışması. Evet, aynen. Aynen. Ben onu yaptırtmam. Ben onu yaptırtmam. Tamam mı? Tayfur, Türk yabancı diye ayırmam. Ama benim oyuncuma öyle yakasını, Beşiktaş formasını çekip yapamazsın ve buna devam ettiremezsin. Tamam, ben böyle bir adamım. Ben buna devam ediyorsam da teknik direktörlük hayatıma böyle devam edeceğim. Ha, ama şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Ben her şeyi işte konuşuyorum. Yani burada hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var. Bunları da duyuyorum, izlemiyorum, etkilenmemeye çalışıyorum. Kanal kanal gezen büyüklerimiz var. Ben şimdi başkanımla konuşacağım. Eğer ben 3 aralığa kadar, 4 aralığa kadar devam edeceksen benim küçük bir isteğim olacak. Ama olmayacaksa ben yarın teşekkür edeceğim. Bunu da söylüyorum. Hayır canım, ne münasebet. Bu kötü bir soru. Bu kötü bir soru. Bu hala yangına körükle gitme. Ben çok net her şeyi açıkladım. Ama benim bazı isteklerim olacak başkanımdan. Şimdi kendisiyle konuşacağım buradan çıkınca. Burakcığım 3 aralığa kadar sen varsın derse benim küçük bir isteğim olacak. Küçük isteklerim olacak. Hayır Burakcığım teşekkür ediyoruz derse de ben Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür edeceğim. Ve ayrılacağım. Şunu söyleyeyim. Benim hiç kimseden bir beklentim yok. Ama ben sabah akşam burada çalışıyorum. Bu çok üzüldüm bugün. Ben böyle bir saygısızlığı, kendi ülkemde böyle bir saygısızlığı yaptırtmam. Siz yaptırabilirsiniz ama ben yaptırmam. Geleyim hakeme. Geçen hafta oldu. Bu hafta oldu. Fenerbahçeliler hakemi söylüyor. Dün. Trabzonlular hakemi söylüyor. Galatasaraylılar hakemi söylüyor. Bize yapılan ortada. Nasıl olacak abi? Nasıl olacak yani? Keyfine göre 2 hafta maç verme, 2 hafta sonra verme. Beşiktaş'ın penaltısını vermemek bu kadar kolay mı ya? Bu kadar mı kolay ya? Nasıl abi ya? Biz güveniyoruz, inanıyoruz. Yabancı hakem diye bağırıyorlar. Biz onlara hayır olur mu? Bizim insanımız diyoruz. Ama keyfine göre bir maç bizi doğra, bir maç onu doğra, bir maç onu doğra. Hamına da. Böyle bir şey yok abi. Ya Fener de şikayetçi, Galatasaray da şikayetçi. Bize yapılanları 2 haftadır görüyorsunuz. Bu nedir abi ya? Bu nedir yani? Beşiktaş'ta kaos var, biz de burada. Beşiktaş'ta kaos falan yok abi. Bu nedir? Dediğim gibi şimdi başkanımla görüşeceğim. Hiç merak etmesin herkes. Ben yarın başkanımla saygılı bir şekilde elinde öper ayrılırım. Hiç kimseden bekle. Ama kalıyorsam da birkaç isteğim olacak. Çok net. Başka da bir soru sormayın abi. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler.